HDP'nin Millet İttifakı dışında bırakılması çok olumsuz bir gelişme. Cumhur İttifakı karşısında blok bir HDP'nin de katıldığı bir ittifak hiç şüphesiz kenarda köşede kalmış oyların toplanması anlamında iyi olacaktı. Ama Millet İttifakı adı verilen ittifak maalesef bu konuda oldukça tedirgin davrandı, hesapçı davrandı ve HDP'yi dışlamayı tercih etti. Ve bunu oldukça olumsuz bir gelişme olarak görüyorum. HDP'yi demokratik siyasetin dışına itmemek gerekiyordu. Zaten siyaset alanı son derece daralmış bir alan. Türkiye'de şu anda siyaset yok. Şu anda Türkiye'de tek adam var ve onun direktifleriyle ülke yönetiliyor. AK Parti açısından da aslında siyaset ortadan kalkmış durumda. Böylesi bir durumda önemli bir şans. Aylardır, yıllardır biz ortamdan şikayet ediyoruz. HDP Kürt meselesini Türkiye'de temsil eden bir parti. Onun ittifaka katılmaması baraj altında kalma tehlikesi doğurabiliyor. Ben barajın altında kalacağını tahmin etmiyorum ama cesur davranılıp hesapçı davranılmayarak HDP'nin de ittifakın içine alınması son derece önemliydi, değerliydi. Ama bu şans kaçırıldı. Sadece HDP için değil, tüm toplum için kaçırıldı. Fırsatçı davranıldı, hesapçı davranıldı ama seçimler geçer gider, bunlar önemli değil. Önemli olan Türkiye'de Kürt meselesini çözmek anlamında bir adım atabilmektir. Maalesef bu yapılamamış ama HDP'de aslında bu bir sinerji oluşturdu. Ben onu gayet net görüyorum. Hem Cumhur İttifakı tarafından hem Millet İttifakı tarafından dışlanma, sanırım Kürt oylarında bir milli bilincin gelişmesi, bilincin gelişmesi anlamında çok önemli. Sanırım barajı da aşarak önemli bir ders verecek her iki ittifaka da HDP. Kürt seçmen gerçekten buna içerlemiş durumda.